dinleyicilerimiz rızık duası istiyorlar. Rızık duası. Yeni yıla girerken şöyle rızkımızı el birliğiyle bir arttıralım bakalım. Bugün cuma duamız da var. Evet. Gönüller duada birleşecek. Cuma daha da güzelleşecek. Herkes birbirine haber versin. Boynunuzun borcu olsun hanımlar yani. Eşe, dosta, konu komşuya, ev hanımları, arkadaşlarınıza. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam mı kızım? Hiçbir şey bilmiyoruz. Açtık elimizi. Ya Rab, rızkıma bolluk ver. Amin. Bereket ver. Amin. Görünür görünmez kazalardan muhafaza eyle. Amin. Soframa Halil İbrahim bereketi ver. Amin. Soframa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu sofralar gibi bereketli eyle. Hiçbir Amin. Şey bilmiyorsa bunu desin be. Bunu desin yeter. Peki bir dua var mı mesela? Bunlarla ilgili çok çeşitli dua var ama Nur, benim ağzımdan, benim dilimden çıkan başka. Ha. Güzel Şimdi, söyledin. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yevmul hizab. Ya Rabbi beni affet. Anamı babamı affet ve bütün inananları, bütün Müslümanları affet diyorsun. Rabbena, bak. Allahümme Rabbena, ey benim Rabbim diyorsun. O da ne diyor biz ey Rabbim deyince? Buyur kulum diyordu değil mi? Duayı yaparken elini açtığında ya Rabbi dediğinde düşüneceksin ki karşında Cenab-ı Hak buyur kulum diyor. Hani geçen hafta dedik ya adama işkence yaptılar, işkence yaptılar. Adam tın demedi. Ya Allah'tan kork, bu kadar dövdük, sövdük, ettik, tuttuk da ıh demiyorsun deyince ne dedi? Sevgilim karşıdan bakıyor dedi. Ay. Sevgilim karşıdan bakıyor. Sevgilim karşıdan bakarken ben diyemem. Onun için de sevgilim karşıdan diyor ki kulum sen elini açar da benden yardım istersen ben senin elini boş çevirmeye haya eder utanırım diyor Allah Teala Nur. Bu kutsi hadis bu be kızım. Onun için aç elini ya Rabbi şunu istiyorum senden. İlla belli dualar var. Tamam onları oku ona bir şey dediğim yok ama benim kendi dilimden çıkan başka bir şeydir be kızım. Gittik mezarlığa. Bak nereye götürdüm seni aldım nereye gittim. Hı. Gittik mezarlığa. Şimdi yok elhamdülillah onlar bitti de. Efendim bir sürü mülevves adam koltuğunda Kur'an eskiden öyleydi. Şöyle sırayla dizilmezler miydi bayramlarda filan ha? O adamın abdesti var mı yok mu, Kur'an biliyor mu bilmiyor mu filan, nedir ne değildir, neyle okuyacak? Bunun için okuyacak. Ama sen varıyorsun başına, ya Rabbi bu benim anamdır, bu benim babamdır, bu benim eşimdir, bu benim hanımımdır, bu benim oğlumdur, kızımdır, halamdır, teyzemdir. Günahlarını affet ya Rabbi. Temiz ağızlıyorsunuz ya. Tabii canım sen de ya. Kendi ağzın başka be kızım. Sizden duydum o cümleyi. Tabii temiz ağız. O kadar çok sevdim ki temiz ağızla birbirimize dua edelim bugün. Bu kadar bitti. Yeni yıla giriyoruz. Bu yılı geride bırakacağız. İnşallah yeni yılda hepimize sağlık, huzur, mutluluk gelsin. Seyircilerimizden de rica edeyim. Onlar da bizim sohbetimize katılsınlar. Rızık arttırmak için hocam duaları söyledi. Helal rızık için. Çünkü bu çocuğumuzun boğazından geçireceğimiz o lokma çok önemli. Yevme yunfahu fissuri fetetune effacen ayeti vardır şeyde. Nebe suresidir o. Biz onu amme cüzü diyebiliriz. Hanımların evlerinde amme Yasin cüzü, evet. Cüzü, amme cüzü vardır. Orada bu ayetin tefsirini yapan alimlerden bir kısmı 12 grup halinde Allah huzuruna gelir insanlar diyor. Grup grup gelecek. Herkes önderiyle gelecek be kızım. Önünde kimi önder kabul etmişsen onlarla geleceksin Allah huzuruna. İşte oraya gelenlerden bir tanesi de karınları ateş dolu olarak gelecekler diyor. Düşünebiliyor musun sen? Kim bunlar? Bunlar haram yiyenler. Bunlar yetim hakkı yiyenler. Bunlar efendim kendi hakları olmadığı halde kendi hakları gibi kabul edenler. Kamu malı, kamu var ya. Benim malımı alırsan Nur... Bir tek benimle helallaşırsın, iş biter. Ama kamunun malını, yani toplumun malını, devletin malını, milletin malını aldığında kaç milyon? 82 milyon mu? 82 milyonun hakkı var kızım. Peki.